Ömer Efendimiz bir gün dışarı çıkıyorlar. Arap aleminde bugün de hemen hemen öyle yani. Öğlen sıcağında günün belli saatlerinde çalışma olmaz. Aşırı sıcak hayatı etkiliyor. Esnaf dükkanlarını kapatır. İşte evi olan evine çekilir. Veya dükkanda istirahat eder. Serin yerlere giderler. Gölgelik yerlere giderler. Onların adeta gecesi gündüzün hararetli saatleridir. Böyle bir hararetli bir saatte, yani öğlen vakti, Hazreti Ömer Efendimiz dışarı çıkıyor. Dolanıyor, aramıyor adeta. Dolanırken bakıyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz de sokakta. Ebubekir Efendimizle karşılaşıyorlar. Ebubekir Efendimiz'e soruyor Ömer Efendimiz ki, seni dışarı çıkaran sebep ne bu sıcakta? O da ona buyuruyor, seni çıkaran sebep. Sen hangi sebeple dışarı çıktınsa, ben de o sebeple çıktım. Sebep açlık arkadaşlar. Yiyecek bir şey bulabilir miyiz? Bizi diri bizi davet eder mi? Bir ikramda bulunur mu? Biraz dolaşırken Sultan Enbiya ile karşılaşırlar. O da o hararetli sıcakta dışarıda. Aynı sebeple. Ona da sual ederler. Ya Resulallah, sebebiniz aynı sebep buyurur Sultan Enbiya. Karınlarına taş bağlıdır. Kerpiç bağlamışlardır karınlarına. O haldeler. Arkadaşlarının, kayınpederlerinin aç olduğunu gören Peygamber aleyhissalatü vesselam dayanabilir mi? Yani yanınızda evladınızın olduğunu düşünün, o evladınız aç olsa, verecek, ikram edecek, yedirecek bir şeyiniz olmasa çalarsınız. Çalarsınız. Çaresizlik. Resulullah'ın can yoldaşları, kayınpederleri, manevi evlatları, kardeşleri aç billaç yanında dolanıyorlar. Bakın mucize sahibi peygamber. Ayı ikiye bölen, parmaklarından şarıl şarıl sular akıtan, ölüyü dirilten bir peygamber Hakk'ın bu cilvesine sabrediyor. Yani eline bir taşı alsa ekmeğe çevirebilir. Nefsi adına hiçbir şey yapmıyor. Rabbine tevekkül etmiş. Ah bizim elimizde böyle bir kadar bir imkan olsa. Günümüzün sofularını, nefsime söylüyorum yani tam sofularını düşünün. Keramet göstereceğiz, kerametimizi izhar edeceğiz diye. Yapmadık şaklabanlık koymuyorlar ya. Allah'a sığınmak lazım ya. Allah'ın peygamberi sabrediyor. Efendimiz buyuruyor ki, filan ashabın, filan arkadaşımızın evine gidelim. Belki onda bize ikram edecek bir şeyler olabilir. Evinin kapısına geliyorlar. O zamanın zili selam vermek. Kapıdan yüksek sesle selam veriyorlar. İçerisi müsaitse buyur diyecekler. Allah Resulü selam veriyor. İçeriden ses gelmiyor. İkinci kez selam veriyor. Belki namazdadır. İkinci kez selam veriyor. Ses gelmiyor. Üçüncü kez selam verdiğinde evde kimse yok dönelim diyor Cenab-ı Peygamber aleyhisselam. O günün belki kapılarında bir perde asılı. İçeriden bir o anda bir ses geliyor, bir bayan sesi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin selamın mahza rahmettir, duadır, selamettir, şifadır. Sen fazla bunu veresin, benim hakkımda fazla duada bulunasın, şifa dileğinde bulunasın, esenlik dileğinde bulunasın diye ses vermedim ya Resulallah. Evin hanımı, eşim yan tarafta, bahçeye buyurun, eşim bahçede. Neyse bahçeye geçiyorlar. Tabii o saatte gelen misafirin geliş sebebi malum. O sıcakta kimse evinden çıkmaz. Bunların halini anlıyor sahibi, ev sahibi. Hemen hurma getiriyor. Yaş hurmayla kuru hurmayı katık yapsınlar diye birbirine önlerine koyuyor. Resulullah Efendimiz bakıyor, ağlıyor. Allah'ın ikramından dolayı Hazreti Ömer o kadar aç ki dayanamıyor. Hemen hurmalara uzanıyor. Bir hurmayı alıyor, ısırıyor. Yemek için. Daha hurmanın öbür yarısını ağzına koymadan kainatın efendisi buyuruyor ki ya Ömer bilir misin? Bütün helallerden hesap ve bütün haramlardan azap vardır. Gel ya şimdi. Bütün helallerin hesabı var ya Ömer. Haramların da azabı var. Hurmayı ağzından çıkarır Hazreti Ömer. Yarısını ısırmış. Elinde o yarım hurma Efendimiz'e sorar. Şu yarım hurma için de mi ya Resulallah? Yani halimiz malum. Bu yarım hurma için de mi hesap vereceğiz ya Resulallah? Yiyemez, ağlamaya başlar. Hurmayı öyle bırakır. Hesabını düşünür. Bu hesabı verebilir miyim diye düşünür. Ben Allah'a.
o insanlar böyle iken biz şimdi bize döndüğümüzde Hakk'ı sevdiğimizi iddia edelim. Kılamadığımız namazlar, meşguliyetimiz, bahane ettiğimiz meşguliyetler, öne sürdüğümüz deliller, bunların acaba geçerli olacağına inanabiliyor muyuz?